Herkese merhaba. Bugün Bonn'a yaklaşık bir saat mesafedeki Düsseldorf'a gideceğiz. Kente varınca tren istasyonunun yakınlarındaki Immermannstrasse'den gezmeye başlayabilirsiniz. Burası Japon Mahallesi olarak adlandırılan bir yer. Daha çok Japon kafeleri ve restoranları ve Japonlara özgü objelerin satıldığı, dükkanların yer aldığı bir yer. Caddede biraz dolaştıktan sonra bu Galaxy dizaynlı metro istasyonundan Karlsplatz'a gideceğim. Burası Düsseldorf'un eski kent bölümüne yakın bir yerde. Bir pazar, sebze meyve ve zeytin, peynir, yiyecek her şey satılıyor. Bakalım fiyatlar nasıl? Evet, gördüğünüz gibi pek çok stand var. Çiçekçiler, meyveler, sebzeler. Yalnız fiyatlar biraz pahalı geldi çünkü 4 tane enginarı doğrayıp bir pakete koymuşlar ve 15 euro. Çok pahalı bence. Ama hemen Karlsplatz'ın yakınında bir ekmekçi var. Almanya'nın ekmekleri zaten ünlü biliyorsunuz. Sanırım şu ana kadar Almanya'da yediğim en güzel ekmekler orada satılıyor. Almanya'da belki biliyorsunuzdur, Türkiye'deki gibi belli bir ekmek fiyatı yok. Çünkü Almanya'da binlerce çeşit ekmek var ve hepsi farklı farklı fiyatlara sahip, farklı farklı içeriklere sahip. Mesela burada ekmeklerin 500 gramı 3 euro gibi bir fiyattan satılıyor. Karlsplatz biraz pahalıydı, çok fazla bir şey alamadım oradan. Yunan standı vardı, oradan tuzlu fıstık aldım. Şimdi biraz Altstadt'a doğru, yani eski kent bölümüne doğru gidip dolaşalım. Eski kent bölümüne girmeden ünlü markaların satıldığı bir cadde var yine çok yakınlarda. Hermes, Prada. Bu mağazalara tabii ki bizler daha çok uzaktan bakıyoruz. Çok pahalı zaten. Tek bir kıyafete 10.000 euro, 20.000 euro vermek ya da bir çantaya 10.000 euro vermek bana çok da mantıklı gelmiyor. Sonuçta 100 euroya, 10 euroya aldığınız çantada, kıyafette aynı işlevi görüyor. İşte Altstadt'tayız. Burada güzel restoranlar ve kafeler var. Bir tane en sonlarda, caddenin sonunda Lübnan restoranı var. Orada güzel mezeler yiyebilirsiniz. Pizzacı, hamburgerci, Türk restoranı da var. Burası eski belediye binası. Ve yine Ren kıyısındayız. Burada nehir kıyısında kafeler ve restoranlar var. Bir tanesine oturmayı denedim ama o kadar gürültülüydü ki 2 dakika oturdum, bir şey sipariş edemeden çıktım. Bilmiyorum, belki de yaşlandım artık. (Gülüyor)
zaten duyuyorsunuz gürültüyü, gençler toplanmış, maç izliyorlar ya da bir şeyler kutluyorlar. Çığlık çığlığa ya, insanın konsantre olup yemek yemesi çok zor. Manzarası güzel ama belki bir gün cesaret edip, ya da cesaret demeyeyim de, hani bir gün kafayı kırıp oturup orada belki bir şey yerim. Daha sessizken. Bu arada bu gördüğünüz Swat yelekli arkadaşlar gerçek Swat değil tabii ki. Almanya'da enteresan ve çok absürt bir gelenek var. Evlenmeden önce gelin ve damat arkadaşlarıyla birlikte bekarlığa veda partisi düzenliyor. İşte erkekler bir araya geliyor. Tuhaf, absürt kıyafetler giyiyorlar. Aynı şekilde kızlar bir araya geliyor. Değişik kıyafetler giyiyorlar ve gelinle damadı katkı amacıyla tuhaf küçük objeler satıyorlar. İşte alkol, çikolata ya da başka şeyler. Biraz para topluyorlar, eğleniyorlar, içiyorlar, çığlık çığlığa. Özellikle trenle seyahat ediyorsanız ve bekarlığa veda partisi düzenleyen bir grup arkadaşı trende rastlarsanız tren yolculuğu çekilmez hale gelebilir. Çünkü o kadar gürültü yapıyorlar ki katlanılamaz gibi. Bugün çok fazla gürültüden şikayet ettim değil mi? Evet, biraz daha nehir kıyısında dolaşıp biraz daha gürültü dinleyelim. Etrafta pek çok mağaza ve dükkan da var. Onları da gezebilirsiniz. Mesela bu çikolatacıdaki çikolata çok güzel okuyordu. Ren Nehri'ni ve eski kent bölümünü bırakıp şimdi de modern kısmına gidelim. Shadowstrasse'deyiz. Yani Shadow Caddesi. Burada metrodan inince karşınıza çok enteresan yapılar çıkıyor. Burada dikey bahçecilik örneğinin sergilendiği bir bina var gördüğünüz gibi. Caddeyi takip ettiğinizde çok uzun bir alışveriş caddesine geleceksiniz. Aklınıza gelebilecek hemen hemen her türlü mağaza var. Seyund, H&M, işte çok bilindik zincir mağazalar. Alışveriş merkezleri vesaire. Bu arada kitapçıdayken aşağıda bir protesto düzenlendi. Neyi protesto ettiklerine baktım. Aklınıza gelebilecek her şeyi protesto ediyorlardı. Yoksulluk, pahalılık, Covid önlemleri. Evet, Düsseldorf'ta uzun ve yorucu bir günün sonunda dinlenmek isterseniz hemen yakındaki bu parka gidebilirsiniz. Doğası, ördekleri, kazlarıyla oldukça rahatlatıcı bir yer. Evet, bugünkü Düsseldorf gezimizin sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.